Demin gönderdiğin yazı ne hakkında onu soracaktım. Yok, bence onu sormayacaktım. Hayır, onu soracaktım. Peki söylüyorum. Din, min, maneviyat, şu bu. Senin ilgi alanına girecek şeyler değil yani. Ay şu mesele. Bulmuşsun dişine göre bir kurban. Etinden, sütünden faydalanıyorsun. Bıraksana artık şu adamcağızın peşini. Necla, sinirleniyorum ama artık. Ne alakası var ya? Asıl senin ne alakan var dinle, imanla, maneviyatla? Ya hayatında bir kere olsun camiye mi gittin? Bir kere dua mı ettin de dinden, maneviyattan bahsediyorsun? Ya din hakkında yazmak için ille de camiye mi gitmek lazım? Olur mu öyle saçma şey? Ya, tutturmuşsun adamın ayak kokusu diye bir kere hocanın. Sana ne adamın ayak kokusundan? Adam ta 10 kilometre yolu yürümüş gelmiş bu karda, ayazda, soğukta o ayaklarla girmiş içeri, mecbur kalmış. Necla, sen tam olarak ne diyorsun ya? Ya bırak Allah aşkına, haydi anlıyorsun pekala ne demek istediğimi. Hayır, hadi. hayır ben anlamıyorum. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş, hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla Hanım. İyi peki. Devam et o zaman, ne diyeyim. Keşke benim de kendimi kandırma eşiğim seninki kadar düşük olabilseydi. O zaman ben de belki kolaylıkla yapmaya değer şeyler bulur, bu can sıkıntısından kurtulabilirdim belki. Temcit pilavı gibi aynı konuları geveleyip durmaktan nasıl da sıkılmıyorsun anlamıyorum ya. Bir kere sürekli aynı konuların üstüne gitmek, yani ısrarcı olmak, derinlere nüfuz etmenin, yeni bir şeyler yaratabilmenin başlıca koşullarından biridir. İkincisi sıkılmak ne demekmiş ya? Sıkılmak için hiçbir zaman bir saniye bile vaktim olmadı benim. Ayrıca sıkılmak denen duygunun son derece lüks bir duygu olduğunu düşünüyorum bugünkü şartlarda. Yani dünkü şartlarda lüks değildi de bugünkü şartlarda mı lüks oldu? Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Can sıkıntısı her zaman lüks olarak nitelenebilecek bir şeydir. Oldu mu şimdi? Of. O kadar farklıyız. O kadar birbirine zıt ruhlar taşıyoruz ki yani. Bazen kardeş olduğumuza inanmakta güçlük çekiyorum. Yani normal kardeşler birbirine benzemez zaten. Biri çalışkansa öteki tembel olur, biri akıllıysa öteki budalı olur, birisi sosyalse öteki içe kapanık olur falan, böyledir yani. Yani? Yani, normal yani. İstanbul gibi bir yeri bırakıp da buraya yanınıza yerleşmeyi nasıl kabul ettim, nasıl böyle bir şey yaptım hala inanamıyorum kendime. Ay bu uyuşuk yerde ruhum karardı gitti ya. Vallahi ben evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi oralı hissederim. Başka bir yere de ihtiyaç duymam. Ya bu insanın kendine bir dünya yaratabilme, kendini oyalayabilme yeteneğiyle ilgili bir şey. Sen sıkılıyorsun çünkü hiçbir şey yapmadan öyle süzülüp duruyorsun güzelim. Saldın kendini iyice. Eskiden çeviri meviri yapıyordun, iyiydi. Şimdi onu da yapmıyorsun. Sıkılırsın tabii. Çalışmak lazım, tutku lazım. Çalışmadan geçen bir hayat dürüst ve namuslu bir hayat değildir diye bir laf var biliyorsun. Çalışmaktan ne anladığınla alakalı bir şey o. Çalışmak derken manasızca halduruldur debelenme kastedilmiyor orada. Ne kastediliyor peki? Kafasında daha fazla fikir barındıran biri diğerlerinden daha eylemci sayılır. Hiçbir şey yapmasa bile. Anladım. Düşünüyorum diyorsun yani. Hadi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatta bana yön verecek güçlü meraklarım yok. Peki sen ne yapıyorsun? En güzel yıllarını ne yediği belirsiz, seninle hiç alakası olmayan çalışmalarla tüketiyorsun. Simyacı gibi hiçbir işe yaramaz ıvır zıvırla uğraşmaktan bıkmadın mı daha? Ay, vallahi seni böyle gördükçe içim sıkılıyor. Ya ne diyorsun Necla Allah aşkına ya?